Şimdi son bölüm biraz da vakit daraldı. Merak ettiğim birkaç şey var. Bir tanesi bu genelde kıyamet alameti olarak söylenen yeçüc ve meçücün görünmesi hikayesi. Bunu Çinlilerle bağdaştıranlar var. Doğru mu? Doğru değil. Ondan evvel şey. Bu bir kavim mi yani millet? Ya onlar millet. Türklerin de kardeşi, kardeşleri oluyor. Bizim kardeşler mi? Evet, e, tabi. Kötü mü bunlar? Bunlar kötü. Bunlara Müslüman onlara hemen anlatırız. Hakan Bey bu İsa Selamın işte Yahudi evet, olduğunu evet. falan deyince sizin düzeltme kastınızı yapalım, düzeltme değil de izah. İzah yapalım. İzah evet. Yapalım. Ben peygamberler Yahudi derken ırkı olarak, millet olarak e, Museviydi. Evet. Yani beni İsrail anlamında söyledim. Nitekim İsrail kelimesi Hazreti Yakup'un diğer, diğer ismi. Diğer ismi Kur'an'da da öyle yapıyoruz. geçiyor. Da oradan gelir. Beni İsrail deyince Yakub'un oğulları. İsrail'in oğlu. İsrail ya 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 İsrail'le zaten... Yakup aynı peygamberin adı. Yusuf aleyhisselam'ın babası. Evet. O zaman kahrolsun İsrail filan dememek Yani sonra. onu zaten eee <laughs> Mahmut Efendi Hazretleri derdi ki İsrail'e sövüp saymayın. E, peygambere gider. Beni İsrail deyin. E şimdi tabi Siyonizm diyoruz daha çok. Çünkü ben neden? Dini açıdan demedim zaten ben. E, ırk şimdi şimdi yani gelelim. Peygamberler e, İbrahim Aleyhisselam ama dinleri İslam'dı. Çünkü ma kâne İbrahim'i Yahudiyen ve lâ nesraniyen ve lâ kâne hanifen Müslüman. Tek din İslam. İslam'da Allah'ın o gün gönderdiği kitap, din, şeriat neyse ona teslim olmak. Evet. Hükümler değişse de. Onun için bütün peygamberler Müslümandır. Ama ırk olarak Arap'tır, Acem'dir, İsrailoğullarındandır. İşte ekseriyeti de 124 bin, 224 bin, çoğu da İsrailoğullarındandır. Evet. Siz de onu demek istediniz de ben dedim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Önce İsrail oğullarına biz bolluk verdik, e, üstün onları kıldık. üstün kıldık, Tabii. toplumlara der. Tabii. Sonra o olaydan sonra, kıza e, bir tepki olarak da e, o şey, Sözlerini bozdukları için. Sözlerini dedik, bozdukları peygamberleri için. Öldürüyorlardı diye. Okumuş, Ve peygamberleri evet. öldürüyorlardı diye geçiyor. Ama bizim burada şahsi bir Yahudi alerjisi veya bir ırk düşmandan ziyade, mesele itikattır, ameldir, Müslüman olma hakkı var, güzel insan olabilir, Peygamberimizin komşuluğu vardı efendim et gönderiyordu kurbanda Yahudi komşusu vardı Medine'de Sahabe çok Yahudi vardı. Medine'de pazarlarda ama o zaman söz bozdular işte Kurayız ollar Nazır oğulları harp çıktı bunlar ayrı bir şey ama şahsi ilişkilerde e, zaten zimmi ise yani devlet e, güvence altına almışsa bu zimmi statüsü Osmanlı'da da bütün İslam devletlerinde çok önemlidir mesela diyor zimmi öldüren cennetin kokusunu duyamaz Halbuki 500 senelik yoldan, kabirden kalkınca duyulur. Çünkü zimmi hukukunu İslam, yani Ermeni vatandaş, Yahudi vatandaş, bunlar şu anda ülkemizin güven verdiği, vatandaşlık verdiği veya pasaportlu turist, bunlara asla dokunulmaz. Öyle havra patlat, kiliseye bilmem ne et. Bunlar çok yasaktır. Bunlar ayrı bir şey yani. Oradan bir Tabii. kim ve nefret aşlaması gibi anlaşılmasın. Çok teşekkür ederiz Hı. bu açıklama için. Şimdi gelelim Yecüc ve Mecüc nedir bu hikaye? Şimdi Yecüc ve Mecüc, ee, iki kardeş onlardan da türeyenler doğanlardan kavmi kabile olmuşlar. Bir kabile. Bunlar kabile. Bunlar e, bizim Türkler e, Nuh Aleyhisselam'ın yafes oğlundan geliyor. Bütün dünya Adem Aleyhisselam'dan sonra tufana kadar e, yüz binlere belki milyonlara ulaştıysa Nuh Aleyhisselam'ın gemide e, başka kimse kalmadığı için gemide selamette kalanlar biri var 8 biri 3 seksen üç oğlundan dünya bir daha türedi. Nuh Aleyhisselam'ın ikinci babalığı buradan geliyor. Sam, Ham, Yafes. Burada Yafes Türklerin babasıdır. Aynı zamanda işte Sam ırkı, Yahudi ve Araplar. Onların babaları Sam'a dayanıyor. Ham, Zenciler, bütün siyahiler. Ee, tabii içinde çok teferruat var. Ama Yafes Türklerin babasıdır. Burada e, Yafes oğullarından Türk de geliyor. E, Nuh Aleyhisselam'ın torunu falan. Yani ya torunu ya torunun oğlunun adı Türktür. İlk Türk adı yani Oğuz'dan, Metehan'dan falan 2000'e falan gitme. 5000 sene gerekirse Nuh Aleyhisselam'ın neslinde Türk ismi vardır. Dolayısıyla orada kardeşlerinden e, tü, e, Türk'ün kardeşlerinde Yecüc vardır, Mecüc vardır. 10-15 kardeş. Burada Yecüc, Mecüc e, iki şeyin nerede bölgesel olarak Settin tam yerini tespit edemezim. İnternetlere girenleri görebiliyor. Sett e, İslami değil Settik sette? Yani Yecüc Mecüc'ü kapatan set. Çin setti nereye kapatacak? Çinliler bütün dünyayı geziyor. Bu set patlamadı daha. Bu set ne tarafta? Özbekistan, Hindistan tarafı diyor. Ebu Reyr yani Yani sahaben o zamanların bildikler. Şimdi Özbekistan'da Hindistan'a giden yol şeye giriyor. Buzullu bölgeler. Şu anda Rusya'nın buzullu bölgelerinde. internette de var o. Hatta aynen böyle görülüyor. İki dağın arası. Kur'an'da tarif ediyor. Kehf suresi bunu anlatır. Şimdi e, bu yecüc mecüc kavimleri, çoluk çocuklarda çoğalmışlar. E, Türkler de onlar aynı bölgenin adamları, amcaoğulları, bir kuzenleri, bir memleleri. Fakat Türkler şeye çıkmışlar, avlanmaya veya göçebe, gezmeye, tozmaya çıkmışlar. Ondan sonra e, onlar çıkınca da o arada Zülkarneyn e, dünyanın beşlik, mağrib, doğuyu, batıya hakim olmuş. Allah'tan bunu Kur'an'da anlatıyor da hadis kaynağı sormayacaklar bana. Ondan sonra Zülkarneyn geliyor bütün dünyayı Allah ona diyor çok imkanlar verdim. İnna mekenne lehu sebeben. 3-4 sayfa bunu anlatıyor. Şimdi Zülkarneyn'e geliyorlar, müracaat ediyorlar. Diyorlar ki hatta belaga güneşin doğu, doğduğu tarafa gelince bir kavme rastladı diyor. Onlar dediler ki inne cüce ve mevcüce müfsidune fil ard. Burada yecüc mevcüc diye iki kabile var. Bunlar yeryüzüne fesat çıkarıyorlar. Bizi de işte yiyorlar, içiyorlar işte her tarafı gasp ediyorlar, işgal ediyorlar falan. Fel nece'alleke harcen biz sana bir ücret verelim. Alen tecale benim haberim sette. Bunlarla bizim aramıza bir set koy da bunlar kalsın setin arkasında yaşasınlar. O da diyor ki ben ücret ücret istemem. Allah'ım bana çok imkanlar var ama adam bakımından işçilik lazım. Yardım edin diyor. Bunun üzerine ecal beyneküme benim raddüme hadid demir parçaları getirin diyor büyük büyük demir parçalar. Şimdi iki dağın arası. Hatta ayda sevabeyne sadefey, iki dağın bir taraf burada, bir taraf oradan arkada kalıyorlar. Bu tarafa geçemeyecekler şekilde efendim demir parçalarını diziyor, ta dağın üstüne kadar. Ondan sonra bu ne de, zaman oluyor? Bir de kurşunluyor bunu. Ne yani zaman? Yani bunun tam zamanı zemini Musa Aleyhisselam'dan eski bir şey bu. Eski kaç Peygamberimizden önce, İsa Aleyhisselam'dan önce. He. Tabii 2000 3000 işte nasıl çıkacak ya bunlar orada yaşıyor şu an işte. Bunlar eski kavim canım. Halen şu anda yaşıyor. Yaşıyorlar işte. Şimdi onu diyorum bu sefer Kur'an'ı sorgulamayın. Şimdi bunu izah edemeyen millet ateisteyiz, gavur olmasın diye hadi buldum diyor, yapıştır Çinliler. Ya He. mübarek adam diyor ki demir parçaları getir. Çin setti demirden değil. İki dağın arasını düzledi mi yukarıya gel. Galen fuhu. Diyor ki üfleyin. Körükleri yapmışmış aşağıdan. Körüklerle demirleri eritiyor. Ondan sonra hatta diyor ne aran? dağın arasını ateş gibi kıpkızıl yapıyor. Galatu Galatu kıtra. Getirin şimdi kurşun dökeceğim diyor üstten lehimliyor. Çok büyük imkanlar verdim diyor. Bunlar kuran. kapalı bir alanda yaşıyorlar yani. Kapalı. Nerede kapalı? Bunların nüfusu belki bizden fazla. Şimdi dünyada bu var. Kuranda da bu var. Bunu da geldi anlat. Sence hadislere takılıyorsun. Gel senin Kur'anına adam diyecek ki nasıl edeyim. kardeşim. Bunu Allah göstermezse göstermez. Şimdi de bir mağaradan giriyor. Ben bir mağaralara girdim Lübnan'da böyle. Sonra dediler ki bir mağaralar var. 70 kilometre gidiyor. ırmak var içinde mağaralar. Bu nerede? Buzulların altında mı? Kıyamet zamanı bunlar ortaya Şimdi mı çıkacak? Şimdi bunlar yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Sahih hadiste Bukhari'de bile 1999 999 cehenneme diyor. Sahabe-i kiram eyvah yandık ya Resulallah. Ya o kadar da üzülmeyin diyor. O kadar da sizden gitmeyecek. E, çoğu Yecüc Mevcut'tan gidecek diyor. Evet. Şimdi bu Yecüc Mevcut'e Miraç Gecesi Efendimiz gitmiş. Davet tebliğinde bulunmuş. inkar etmişler. Buna inanırsın inanmazsın. Ancak mesele bunlar e, bu Settin arkasında. Kur'an söylüyor mu bunu? Söylüyor. Femes da'un yazharu. Her gün kazıyorlar. Şu anda her gün. İş, teknoloji yok ama. Onlar eski ilkel durumdalar. Boyları da kısa böyle bir varlıklar. Ama insan nesli yani. Yani böyle cimmin karışımı değil. Ee, her gün şey yapıyorlar. İnşallah, inşallah olmadığından Allah yeniden. Hayır şu an görünmüyorlar mı diyor. Görünmüyor bir yerde şu anda sen. Öyle sormuyor musun? Ya Amerika'nın veyahut da şunu bunu. Ben dünyada her şeyi biliyorum diyor. Afrika'nın göbeğinde yeni bir kabile çıkıyor. 10 sene evvel 5 sene evvel haberlerde dünyayla irtibatı yeni bulundu diyor. Yani şimdi sen Allah bunu sana göstermezse göstermez. Ama buzulların altında ama altında yeryüzünün başka E ya şimdi öyle şehirler var. Yeraltı şehirleri, bilmem neleri. Bunların tek çıkışı ora. Dünya ile irtibatı. İlkel kaldıkları için teknoloji de yok. Yeni bir vasıtayla setti yaramıyor. Şimdi Kur'an Ergenekon Destanını şimdi da Şimdi bak Kur'an diyor yani. ki, yo önüne... emiri eritiyorlar evet, filan üstünü evet, duyunca. Ama şimdi bak bu var. Ya ben, o iddia var zaten. Ece o... Meçuç Türktür diyen Türk... iddia edenler ya, Türk var ya. değil Türk'ün kardeşlerinden ama Türklere Allah acıdığından mübarekler İslam'a dine hizmet etti. Türkler geliyorlar. Set yapılmış. Hmm. Giremiyorlar. Giremiyor. Onlar göçebe çıkmışlar. Giremiyor. Allah Türkleri biz Allah Türklere kurban oldum. Kaç kere lütfetmiş ya. Şimdi bunu bilelim. Ama şimdi bu Türk'ün kardeşi değildi de ayet değil, hadis değil. Bunu iddia etmemizin bir manası yok. Ancak bölge oralar. Kazakistan, Kırgızistan yani bölge. Peki. Buzullar bölgesi. Hoca, şey bunları Türklerin arayan yaşadığı yer değil mi ne onun adı? Ee, bu, buzulların o eski Sibirya. Sibirya. R Peki e? hiç bunları arayan var mıdır böyle İslam Evet. Vakti gelene kadar Allah ne buldurur, ne bildirir, ne kimsenin aklına getirir. Dünyanın gavuru, şimdi bak sen Tevrat İncil'i mossatı Mossad'ı, çok mu şey zannediyorsun? Benim gibi armut mu topluyorlar? Yecüc mevcut meselesinde de çok bilgileri var. Ama Allah müsaade etmedi, hiçbir şey yapamazsa şey de var. Deccal'ın bulunduğu adanın üstüne uçak geçiriyorlar. Öyle uçan adalar. Var. Yani bunu Allah bildirilebildirir. bildirir. Mesele bize yeri yurdu çok lazım Ben şeyi değil. anlamadım. Şimdi diyor ki ya bu... o setti diyor. Bak Kur'an'ı söylüyorum sana. O setti bunlar diyor çıkıp da geçemediler. Ve mestadavle unakba de delemediler. İskenderi Zülkarneyn. İskender İktilaflı Zülkarne'n diyelim. Şey büyük İskender orası karışmasın. Diyor ki bu Müslüman İskender, Yunan İskender değil çünkü bu mübarek bir zat. Peygamberliği ihtilaflı. Peygamber mi değil midir? Musa Aleyhisselam'ın teyze oğlu gibi Hızır Aleyhisselam'la beraberliği var. Bu Zülkarneyn Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Peygamber mi değil mi de kesin konuşmuyoruz. Ancak Allah'ın salih bir kulu bunu yaptı. Dedi ki Kalehade rahmetün min Rabbi. Bu setti yaptım. Bu bütün insanlık alemine Allah'ın acımasının eseridir. Yoksa bunlar bunları yemiş bitirmiş. Peki bunlar Kıyamette çıkacak i̇şte mı? Ha işte ayeti söylüyorum. Feyza cevadu Rabbi. Rabbimin sözü vadi vakti gelince cealehu <laughs> dekka Allah bu setti param parça edecek. Ne onlar parçalayabilecek? Pat patladı. Peki yani vadi Rabbi hakka. Rabbimin vadi haktır. O zamana kadar bunlar çıkmayacak. Öbür ayet ne söylüyor Enbiya? Hatta <laughs> ida fütühat cucu ve mecucu için isimleri de var. Deccal diyorsun Kur'an'da yok ki. E buna ne diyeceksin? Yecüc mecücün setti açıldığı zaman diyor ve hum min kulli hadebin yensilun dağlardan tepelerden aka aka gelecekler bütün dünyayı kuşatacaklar nüfusları çok kalabalık Taberiye gölüne gelecekler diyor hadis Sayın Müslim Taberiye gölüne Yecüc mecücün öncüleri gelecek onlar geçecekler su içecekler arkadan gelenler diyecekler ki, burada bir zaman su varmış Taberiye gölünde önden arkası gelene kadar su bırakmayacaklar şey gibi ya Brad Pitt'in bir filmi var. Tamam da o bu geldi gözümün önüne. Ayetten, Sahih Hadis'ten. Yani e, neydi Hangisi? o filmin adı? Onur. Ya bunlar adamlar. E, şey mi diyorsun? Hani ya, böyle insanlar böyle e, şey olmuşlar. E, e, şimdi bu adamlar da bu filmleri şeye neyse. göre yapıyor canım. Vampirleşmişler hani. Ya bunlar. Sanki onu anlatıyor bunlar ya. Bunlar insan cinsi. Anladım. Yok bunlar insan. Ben ya sana Onlar hayır. Sanırım ya, ya bu Bağız Partisi'nin evet. bir kurucusu var. Fransa'da yaşamış olan. Ee, ismini hatırlamadım şu anda. İlk Bağız Partisi'nin teorisyeni. Hayır ya. O bu şey. adamın iddiası da Yecüc'te Mecüc Türkler'dir diyor. Ama bu Arap milliyetçiliğinden de biraz. O, onlar Bağızçı. Türkler de alakası yok. Türkler methedilmiş bir ümmet hadislerde. Dolayısıyla ne güzel komutan, ne güzel asker. Türk hmm. ordusu. O şeydi. Hazreti Mehdi'ye bile yardımları dokunacak inşallah. O mesela Allah torunlarımızdan nasip etsin. Ben onda öyle bir Türk meselesi yok ama Yecüc Mecüc'ün fitnesi dünyayı saracak Bütün dünyayı kurutacaklar Dünyalar Savaşı Z evet ya e ben, Sanki o filmi anlattı bana ya ben bana şimdi film bilim izlemedim Michel Efrak'ı diyorsun sen Ben Hı. filmleri falan bunları bana izlettiysenler bile izlemiyorum Neden? Ayet hadisten bildiğime kafam karıştırır Ben bildiğim safi bilgiyi verebileyim insanlara Ama Oradan, şunu, şunu bir izleyin bu gece izleyin ya Nerede izleyeyim bu gece ya? <gülüyor> <gülüyor> şimdi, yani hakikaten e, bu olacak. Na, namaza kadar izlersiniz ne olacak? Ya ne ben onlar şimdi kafam karışıyor öyle. Bir gerçekten yecücü mecücü tarif ettim. Ben mesela ya. Musa Selam'la ilgili on emir falan onları bakıyorum. Şimdi Kur'an'a uyan uymayan, hadise uyan uymayan. O bir tane bir bana rastlattılar şöyle bölümleri sordular. Burası Kur'an'a muhalif, burası hadise muhalif. Ama uyan var mı? Var. Çünkü neden? Asıl kaynaklar. Bir olduğunda tabii. bunlar neyi değiştirdiler tarif etler? işine gelmeyen rejimdir, hırsızlığa düşmanıdır, ihaleye fesat katacaksa kral mal gaspını meşru etti. Yoksa... Ama kıyamet gün olacak onu ilgilendirmiyordu. Tabii. Onun için tahrifat bu gibi haberlerde olmadı. Örtüşmesi normal Örtüşmesi yani. normal değil. Zaten ne diyor şey Kur'an için? Musaddikal lima tevrati vel Kendinden önceki Tevrat'ı İncil'i doğrulayıcı diyor. Dolayısıyla sen doğru Tevrat-ı İncil'i bul, fark çıkmayacak zaten. Tarif edilen de kısmi bölümlerdir, ahkam bölümleridir. Bunlar işte Armagedon, e var mı? Var. E şimdi bizimkiler ne diyor bu sefer? İslam'da bunlar yok. Ne oldu? Yahudilikten etkilenme, İsrailiyattan etkilenme. Ya ne kim kimden etkilenecek? Hadis-i Şerif Bukhari'de, Müslim'de. Sen diyor sanki Bukhari, Müslim'de. Ben çok duydum. Bunlar hep İsrailiyat e ha, derler. Şimdi şu var. İsrailiyat katması, karıştırması var mı? Var. Ama Efendimiz'e sormuşlar bunu. Ne buyurmuş? Haddifi an beni İsrail ve harac haraç say hadis. yaşadığı kıssalarla ilgili kıssaları anlatın. Bunda bir sıkıntı yok. İbret için anlatabilirsin. E Kur'an dolu ya beni İsrail yani. Anlatıyor. Ama ne var? Zaten oynama nerede oldu? Helalda, haramda, hükümlerde peygamberin isminin sıfatını de. Deccallah'ı değiştirdiler Efendimiz'in sıfatını. Bunlar özel oldu. Dolayısıyla bunların aslının kaynağı bir olunca uyuşması değil, uyuşmasa yanlışan ee, yanlış an şey edilir, Hocam, şaşılır yani. Burada bir sorun yok. oldu. Çok teşekkürler. Şeyle bitirelim. Yecüc mecüc her yeri sardı. İsa Aleyhisselam da baş edemedi. Allah Teala vahyetti. etti Harizibadi ile Tur dedi ki: "Ya Rabbi, bütün dünya Müslüman ettik. Şimdi bir de bunlar setti patlattın. Bunlar çıktı. Benim Allah Teala buyurdu ki: "Öyle kullar çıkarttım ki kimsenin iki eli bunlara erişemez. Ne yapacağız ya Rabbi? Harizibadi ile Tur. Kullarımı Tur Dağı'na çıkart." İşte Tur Dağı Müslümanların son barına, Tur Dağı'na çıkıyor. Hocam. İsa Aleyhisselam dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi bunlar şey, helaket. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur. Deve kurdu mu ne? Hocam bak. Musallat oluyor. Daha konuş, Bunların hepsini anlatmanızı isteyeceğim. Ee, Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin çıkışını hmm. söylüyorsunuz. Gökten insanların üzerine büyük bir dumanın inmesi. Dabbetül Arz'ın e, yerden çıkması daha arzı daha yapamadım kendimde de. Şimdi, Seride o yok da. Şöyle yapalım. Siz bunlar üzerinde isterseniz biraz şey yapın. Ya, Birazcık çalış, çalış çalışmak Bir başka lazım. programda da bunları konuşalım. İnşallah bakarız Allah Ben bana, gidiyorum. Allah bana fikir verirse. Ben şimdi koşa koşa eve gidiyorum. Dünyalar Savaşı Z'yi izleyeceğim. <laughs> şimdi ben de bence. Mevcut nasıl bitti? Bir de o mesele var yani. Ama onu da işte bir dakikayı. E, tamam şimdi işte her şeyi sormayın dedim ben de size arkaya bir şey bırakın dedim zaten. <laughs> Çok teşekkürler. Yorduk Be seni. Yok estağfurullah ben Bayrak, bildiğim kadarıyla anlattım. İlginçti ama yani evet. ilginç bir şey dinledik. Evet. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.